Gürbüz, ben geldim. Hoş geldin. Bunları yerleştirebilir misiniz? Tabii. Teşekkür ederim. Merhaba Gürbüz, ben geldim. Hoş geldin. Hoş buldum Gürbüz. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Bomba gibiyim. Seni beklerken hem malzemeleri çıkarttım hem de ekip arkadaşlarımla evi biraz süsledik. Bakıyorum çok güzel olmuş Gürbüz, çok güzel. Ellerine sağlık Gürbüz. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım. Önce neyle başlayacağız? Neyle başlayalım? İlk masayla. Ama ondan önce haşlaman gereken bir şeyler var mı? Haşlamam gereken bir şeyler var. Bir şeyi haşlamaya bırakıp hemen geçiyorum. Yalnız başlamadan önce sana çok güzel bir haberim var. Biliyorsun normalde süremiz 2,5 saat. Evet. Ama yılbaşı haftasına özel süremiz 3 saat oldu. Aa, gerçekten mi? Evet. Çok güzel, süper Gürbüz. Hemen başlıyoruz. O zaman 3, 2, 1 süren başladı. Hemen ellerimi yıkıyorum. Hijyen önemli. Hemen tırnak kontrolü de yapalım. Tırnaklar hem ojeli hem de uzun. O kadar da uzun değil. Eldiven kullanacaksın ama değil mi? Tabii ki de eldiven kullanacağım. Geçen yarışmada nasıldı tırnakların? Geçen yarışmada da aynıydı. Senin asıl dolguların olay olmuştu. Evet ya Gürbüz, artık ben de çok sinir oldum. Yeter artık, herkes yaptırıyor. Sadece ben gözlerine battım. Yalnız yarım cc daha artmış sanki. Hayır ya Gürbüz, abartmayalım. Artık zamanım yoktu öyle bir şey yap. Bak şurada var işte. Hayır ya Gürbüz, abartmayalım, yok. Şimdi ilk olarak ne yapıyoruz? Baklayı biraz haşlamaya bırakıyorum. Bu baklayı nerede kullanacaksın? Ana yemekte, pirinç pilavımda. Bu yemek normalde yaş baklayla mı yoksa kuru baklayla mı yapılır? Hem bununla yapılır hem yaş baklayla yapılır. Ama yaş bakla bulamadığım için bundan. Orijinali yaş baklayla olur diyemezler yani. Evet, nerede mi? Zaten böyle de kullanılıyor. Ana yemek bagali polo bomahiçe, yani baklalı kuzu incikli pilav için yıkanan kuru iç baklalar haşlanmaya bırakılıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen masaya geçiyorum ben. Tam bir yılbaşı masası hazırlayabilecek misin gerçekten? İnşallah kuracağım diye düşünüyorum. Ekru rengi masa örtüsünü yılbaşı temalı runner'la tamamlayan yarışmacımız kırmızı renkli Amerikan servislerini de yerleştiriyor masaya. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım Gürbüz. Yılbaşı temalı mumlar da masadaki yerini alıyor hemen. Ya normalde Zuhal Hanım'la birlikte 6 kişisiniz. Sen niye 5 tane Amerikan servisi getirdin ki? Ben getirmedim de yani aksilik oldu. Ben sanıyordum ki 5 kişiyiz. Ay, vallahi senin çok üstüne gelecekler. Gelirler. Yılbaşı çiçekleri ve süslerini de masasına yerleştiren yarışmacımız tabaklarını da dizmeye başlıyor hemen. Yarışmadan sonra hayatında çok şey değişti mi? Yani değişecek sadece hayatımda. O kadar tempolu bir hayat geçiriyorum. Ders, iş... Öyle geçiyor. Peki yarışmadan sonra nasıl tepkiler aldın? Sert tepkiler aldım. Ya! Evet. Ama güzel yorumlar da aldım, sert tepkiler de aldım. Öyle işte, yani ben yoruma açık bir insanım. Hangi konuda sert tepkiler aldın? Yani insanlar bilmiyorum neden hep yorum yapıyorlar. Hep sadece sanki benim yüzümde estetik var. Evet. Ya bu artık doğal bir şey. Herkes estetik yapıyor. Herkes istediği gibi yapabilir. Ama insanlar anlamıyor maalesef. Ve insanlarda saygı yok maalesef. Yani biraz başkalarının seçeneklerine biraz saygı duyalım. Kumaş ve servis peçetelerinin ardından çift servis olarak çatal kaşıklar da yerleştiriliyor hemen masaya. Geçen sefer yaptığın hatalardan ders çıkarmışsındır herhalde. Bu sefer hangi hataları yapmayacaksın? Bu sefer ne yapmayacağım? Bu sefer daha konsantre olacağım. Ve daha iyi bir cevaplar vereceğim. Daha kendimi savunacağım. Ezmeyenlerine izin vermeyeceğim tabii ki de. Evet, beni ezemeyecekler. Daha güçlü, daha konsantre ve bu arada bence Türkçem de iyi olmuş. Onun için daha güzel kendimi savunabilirim diye düşünüyorum. Çift servis olarak yerleştirilen çatal kaşıkların ardından bardaklar da masadaki yerini almaya başlıyor hemen.
Ay, yalnız masada çok zaman kaybettin. Tamam, hep öyle oluyor madem. Zaten şu çatalları da yanlış yere koymuşsun. Heh, işte şimdi oldu. Bu arada yılbaşı haftasına özel ödülümüzün ne kadar olduğunu biliyorsun değil mi? Evet, biliyorum. Söyle bakalım ne kadar? 100.000 lira. Ne kadar? 100.000 lira. Ne kadar? 100.000 lira. Ödül kimin olacak? Ödül benim olacak. Hadi ekmeğini ve tuzluk takımını da koy bakalım hemen. Masam bitti mi? Evet, bitti. O zaman şimdi neye geçiyoruz? Yemeklere geçiyoruz. Hadi geçelim o zaman. Bu hafta özel masalar şık olmalı. Çünkü yılbaşı haftası. Herkesin özen göstermesini isterim tabii ki. Çünkü ben de göstereceğim. O yüzden güzel bir masa bekliyorum Fatema Hanım'la. Yılbaşı konsepti olan bir haftada yarışıyoruz. Bence masa yılbaşına uygun olmalı. Kırmızılar, yeşiller, işte goldlar, gümüşler. Bence masa bunlarla bezenmiş olmalı ve şık olmalı. Eğer masaları sıradan, daha önce yarıştıkları gibi ya da özensiz olursa ya da konsept olarak yılbaşına uygun olmazsa ben bunu kesinlikle çok fazla eleştiririm. Şimdi ne yapıyoruz? İnciyi yıkıyorum hemen. Ana yemek bagali polobo mahiçe için kuzu incikler yıkanıyor. Supeşir çorbası için yıkanan tavuk etleri haşlanmak üzere tencereye alınıp üzerine su ekleniyor. Çorbada sadece tavuk suyunu mu kullanacaksın? Hem tavuk suyu hem tavuğun kendisini kullanacağım. Tavuk etini çorbadan başka bir yerde kullanacak mısın? Tavuğu ara sıcakta kullanacağım. Tavuk göğüs etleri haşlanmaya bırakılıyor. Şu getirdiğin keşke bakabilir miyim? Keşk nedir tam olarak? Bir türlü peynir ama bunu mikserle çırpıyoruz. Ondan sonra sulu böyle bir hale geliyor. Bagali polobo mahiçe için soğan ve havucun kabuğu soyuluyor. 100.000 lirayı kazanırsan ne yapmayı düşünüyorsun? Ya Gürbüz, ne yapmayı düşünüyorum. Zaten geçen de söyledim, kendime bir iş yapmak düşünüyorum. Nasıl bir iş? Ya ben yemek yapmayı seviyorum. Özellikle İran yemeklerini tanıtmak istiyorum. Öyle bir şeyler yapmaya düşünüyorum. Bursa'da İran yemekleri yapan bir yer var mı? Bursa'da yok maalesef, ondan dolayı zaten düşündüm. Bursa'yı sevdin mi? Evet ya Gürbüz, ben Tehran'da yaşadığım için çok kalabalık bir şehir. İstanbul gibi çok kalabalık ve çok yorucu bir şehir olduğu için. Bursa daha sessiz sakin geliyor. İnsanlar iyi yani, doğal insanlar. İyi yani, çok seviyorum. Peki menüyü hazırlarken kimseden destek aldın mı? Ablamı aradım. Ablacığım nasıl tiyolar verdi bakayım? Ablam dedi yani yaparken keşke bademcanı özellikle keşkin daha sulu yap. Öyle sulu olsa daha güzel olur. Biraz daha kuru olmasın dedi, sulu olsun. Siz kaç kardeştiniz? 7 kardeşiz benimle beraber. Maşallah. Kardeşlerinin adını sırayla say bakalım. İlk Amene. En büyük ablam oluyor. Onun kızı var, evli. Sonra ikinci Aliye, onu da kuaför idi, saç yapıyordu. Sonra üçüncü olarak Zehra, o da evli yine de. Dördüncü olarak Jila. Jila ne iş yapıyor? Jila, o mali müşavir. Ve o değil yani, benim abla değil de o anne gibi zaten. Evet, sonra Soheyla, sonra ben, Behnaz. Sonra da Gita, en küçüğümüz Gita, o da mühendis. Bir dakika, hepsi kız mı? Hepsi kız, biliyor musunuz neden? 7 tane olmuşuz, hepimiz kız olduğumuz için. Sonuncu da kız olunca baban ne yaptı acaba? Artık biz de bilmiyorduk ya. Biliyor musun, Gürbüz yeğenlerim de hepsi kız. Eyvah eyvah. Yeğenlerim 3 kız oldu. Sonra 4. dediler erkek, biz de şaşırdık ya. Artık biz kabullenmişiz erkek olmayacak diye. 4. erkek oldu. Biz de bayağı yani ilk erkek oluyor. 11 tane kız ilk erkek oluyor evde. Sonra o geldi. Yani sadece babam değil. Şimdi o artık bizim küçük kardeşimiz oluyor. Hep bizde kalıyor. Hep babamlar şımartıyorlar onu. Evet yani öyle. O zaman senin bütün ailene buradan kocaman selamlar. Anneme, babama, yeğenlerime, ablalarıma, hepsine burada selamlarımı gönderiyorum. Özellikle İran'a beni izleyenlere selamlarımı gönderiyorum. Geçen o kadar güzel yorumlar yaptılar ki beni çok şaşırttılar. Çok teşekkür ederim. Yine de bizi izleyin. Bu sefer 100.000 nereye gidecek? Bu sefer 100.000 Bursa'ya ve İran'a gidecek. Keşke bademcan için doğranan soğanlar sıvı yağda kavruluyor. Geçen sefer hangi yemeklerinde hata yapmıştın sence? Evet, çorbam biraz daha sıvı olacaktı. Programı sonradan izledin değil mi? Evet, evet izledim tabii ki de. Ama genelde bizim çorbalar
yani koyu kıvamda oluyor. Yani sulu olmuyor genelde. Eğer baktıysanız yani bizim çorbalar şey olmuyor. Yani sulu olmuyor. Ama ben tam Türk damak tadına göre yapmadığım için öyle oldu. Ama mesela biz İran'da onu zaten normal olarak yiyebiliyoruz. Bagali porobo mahiçe için büyükçe doğranan havuç, dolmalık biber ve sarımsaklar da soğanla birlikte kavrulmaya başlıyor. Kavrulan sebzelere zerdeçal, karabiber ve tuz ekleniyor. Kuzu incikler sebzelerle birlikte soteleniyor. Ana yemek bagai polo bamaiçe. Doğru telaffuz ettiğimi bilmiyorum. Umarım o doğru yapar yemeği. Pilav tarzı bir şey. Basmati pirinçten yapılan bir pilav. Pilav demeyeyim de pilavın salata versiyonu diyebilirim. İçinde yeşillikler falan kullanacak. Bu da çok yemek gibi bir şey değil. Önümüze nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum. Yani tamamen şu an biz hayal üretiyoruz aslında. Hani görmedik, bilmiyoruz, yemediğimiz bir lezzetler. Bakacağız. Sen bu işi biliyorsun ha? Biliyorum, biliyorum. Sen annenden el almıştın değil mi? Evet, annemden. Annem çok güzel yemekli yapar. Baba, anneannem çok güzel yemek yapar. Sonra teyzelerim çok güzel yemek yaparlar. El lezzeti nesilden nesle geçmiş desene. Evet. Bu arada baban ne iş yapıyordu? Babam şimdi emekli. Evet ama şey var yani emeklilikten sonra marketi var. Pudinge kedu helvai için büyükçe doğranmış bal kabaklarının üzerine su eklenerek haşlanmaya bırakılıyor. Keşke bademcan için patlıcanların kabuğu soyuluyor. Keşke bademcan İran'a özel bir yemek değil mi? Evet, İran'a özel bir yemek. Evet. Ve genelde misafirler olarak her şey kullanılıyor. Çünkü özel bir yemek olduğu için yani genelde herkes her gün yapan bir şey değil. Yani yapmıyorlar her gün. Biraz meşakkatli bu. Ondan dolayı yani bunları şey yapmak, kızartmak, o keşke her tarafta. Ama İran'da her tarafta bulunuyor da. Biraz yani riskli oluyor, herkes yapmıyor. Ama misafir olarak herkes gelince tamam yani ilk aklına gelince keşke bademcan oluyor. Yeni yıldan neler bekliyorsun çok merak ediyorum. Geçen seneye bakıyorum çok şeyler hayatımda değişmiş. Bu sene de daha iyi olacağım. Daha yani daha güzel şeyler yapacağım hayatımda. Da yenilikler gelsin benim hayatıma. Yani öyle daha ilerleyeceğim diye düşünüyorum. Yani bu arada inciklere baksan fena olmaz. Hemen bakıyorum. Ay! Yanacaklar galiba. Koş koş. Güzelim. Gitmedi incikler. Çok şükür. Sebzelerle birlikte mühürlenen kuzu inciklere karışık domates biber salçası ekleniyor. Üzerine su eklenen kuzu incikler düdüklü tencerede pişmeye bırakılıyor. Uzunlamasına ince ince dilimlenen patlıcanlara bolca tuz serpiliyor. Şimdi neye geçtik? Olivye. Olivye tavuk etiyle yapılan bir ara sıcak değil mi? Evet, tavuklu bir arası. İçinde neler var bir anlatsana. Hemen anlatıyorum. Şimdi patatesler ve havuçları haşlanmaya bırakacağım. Haşlandıktan sonra bunları rondodan geçireceğim. Sonra sosla yani bezelye, turşu, salatalık turşusu, mayonez, tavuk hepsini bir arada yapacağım. Olivier için haşlanacak havuçların kabuğu soyuluyor. Sence menün 100 bin lirayı hak ediyor mu? Benim menüm tam 100 binlik bir menü. Kabuğu soyulan havuçlar büyükçe doğranıyor. Havuçla birlikte haşlanacak patateslerin kabuğu soyuluyor. Fatime Hanım'ın bölümünü daha öncesinde izlemiştim. Kendisi sofrada yemek yorumlarken damak tadıma uymadı diyerek işin içinden sıyrılıp düşük puanlar verdi. Kendi yemeklerine yapılan puanlamalarda ise ya da yorumlarda ise kesinlikle yorumları kabul etmedi. Yapamadığı şeyleri kabul etmedi, yemeklerini savunmaya devam etti. Fatema Hanım Türk kültürüne de uzak olduğu için, kendi yöresel yemeklerini yaptığı için ki bizim de bilmediğimizi düşünerek kendini yine ölümüne savunacak ama ben bunları yemem. Çünkü yemeklerini araştırdım. Daha önceki bölümünde izledim. Kesinlikle kendime rakip görmüyorum. Yani beklentimi karşılamadı bir rakip olarak. Ben buraya en iyilerle yarışmaya geldim. Bunun için buradayım. Ama Fatime Hanım kesinlikle bunlardan, bu kişilerden birisi değil. Rakiplerin de en az senin kadar iddialı ve tecrübeliler. Ne düşünüyorsun bu konuda? Tanımıyorum ama herkes iddialı olabilir ama benim kadar iddialı olamazlar. Yani yemeklerimi bilmiyorlar. Yani bence ben çok risk aldım çünkü bilmeyen yemekler yapıyorum. Ve belki beğenirler, beğenmezler onu bilmiyorum ama bence ben çok iddialıyım. Olivier için haşlanacak patatesler de büyükçe doğranıyor. Keşke bademcan için dilimlenen patlıcanlar ayçiçek yağında kızartılıyor.
Şu kenarda duran lavaşı sen mi getirdin? Evet, ben de lavaş getirdim ve kendim aldım. Dedim belki daha ince, yani düşüp bakacağım, yani hangisi daha ince onu kullanacağım. Hemen şeye geçiyorum. Niye? Supecoa geçiyorum. Supeşir çorbası için havuçlar ve mantarlar bol suyla yıkanıyor. Mantarlar küçük küçük doğranıyor. Sen şu an tarih doktorası yapıyorsun. Bize biraz İran'ın tarihinden, kültüründen bahsetsene. İranlılar maalesef Arap sanıyorlar. Ben de buna çok kızıyorum. Nasıl bizi Arap sanırlar? Çünkü yani eğer insanlar biraz yani araştırsalar, biraz daha başka ülkeler. Zaten biz çok yakın bir ülkeyiz. Çok normal, yani o biz Arap değiliz. Ve biz Fars olarak tanılıyoruz. Yani Türkiye'de de çok ırk var, bizde de var. Ama genelde Fars olarak tanılıyoruz. Özellikle Avrupa'da Arap zannediyor. Diyorlar değil mi? Evet, Arap sanıyorlar bizi ama... İran çok güzel bir ülke. Doğası çok güzel. Deniz var bizde, sonra şey ve yeşillikler çok fazla var. Ama Tehran biraz kalabalık, ama diğer şehirler Tehran'a yakın. Diğer şehirler de çok güzeller. Çok tarihi yerlerimiz var. Bu arada İran sinemasıyla da çok meşhur. Filmlerimiz çok güzel. Hep de ödül alıyorlar her sene. Keşke bademcan için kızartılan patlıcanlar ters yüz ediliyor. Supeşir için bir tane soğan küp şeklinde doğranıyor. Yemeklerini beğenecekler mi dersin? Evet, benim yemeklerim çok güzel ve kendi el lezzetime çok güveniyorum ben. Yani güzel yemekler yapıyorum. Sadece kendim değil de diğer insanlar da yediklerinden sonra diyorlar, yani güzel yemekler yapıyorum. Ondan dolayı yani güzel yemekler yaptıktan sonra artık söyleyecek bir şey kalmıyor bence. Haşlanan tavuk eti ocaktan alınıyor. Supeşir çorbası için doğranan soğanlar sıvı yağda kavruluyor. Ana yemek bagali polo ve mahiçe için pirinçler bol suyla yıkanıyor. Yasmin pirinci mi kullanıyorsun? Evet. Bu bizim pirinç zaten. Bizim pirinç oluyor. Ondan dolayı ben zaten İran yemeği yaptığım için böyle bir pirinç kullanmayı da tercih ederim. Yani daha iyi biliyorum böyle bir pirinci, nasıl yapılıyor, nasıl daha pişer. Ailen sana oraya has özlediğin şeyleri gönderiyor mu? Evet, gönderiyorlar ailem. Nasıl gönderiyorlar? Yani akraba gelse getiriyor, kendim gidiyorum getiriyorum. Başka öyle oluyor. Keşke bademcan için kızaran patlıcanlar tavadan alınıyor. Bu arada salataya hiç başlamadın. Salata zaten bir şey değil. Hemen her şeyi doğrayıp... Kız, bunu masada söyleme sakın. Kolay olduğunu kendi bile söylüyor derler sonra. Yok ya, yani şey anlamında hemen çıkarabilirim diye öyle. Fateme Hanım bence bu haftanın zayıf halkası olabilir. Bunu zaten ilk günün menüsüyle gösterdi. Rakibim olabileceğini düşünmüyorum. Bu hafta bakalım kim kimi yiyecek, kim şampiyonluğu ipi göğüsleyecek, kim havuza atlayacak, kim camdan el sallayacak, hepimiz göreceğiz. Umarım bol bol gerçekten herkesin lezzetlerinin konuşulduğu, yeteneklerinin konuşulduğu bir hafta olur. Benimle herkes umarım bu haftada böyle büyük bir ödül haftasında yemekleriyle yarışırlar. Cevizler rondoda ufaltılıyor. Geçen sefer mutfakta çalışırken nasıldın sence? Daha planlı değildim. Şimdi o ortamı çünkü ilk defa görüyordum. Ondan dolayı ufak tefek hatalar olabilir. Ama ikinci kez daha tecrübeliyim diye düşünüyorum. Ondan dolayı çok bir hata yapmayacağım. Ve işte İran'ın meşhur safranı. Şimdi bu safranı nasıl hazırlayacaksın? Hemen biraz şeker koyuyorum. Daha toz bir hale getirmek için. Şekerle birleşince tadı değişmiyor mu? Yok, bu zaten öyle yapılıyor. Yani çok eskiden safran böyle yapılıyordu. Çok az. Ama safranı az koydun sanki. Yani geçen seferki gibi her şeyimde çok safran kullanmayacağım için. Çünkü geçen sefer ben şey kullandım. Tatlım zaten hep safranlaydı. Ondan dolayı yani bu kez çok safran kullanmayacağım. Sadece biraz pirinçte ve biraz da incikte. Şekerle ezilen safran üzerine sıcak su eklenmek üzere kahve bardağına konuluyor. Keşke bademcan için soğanlar piyazlık şekilde doğranıyor. Diyelim masada senin çok üstüne geldiler. Geri adım atar mısın? Yok, geri adım atmayacağım tabii ki de. İddialıyım.
Yemeklerim çok iyi, yemeklerime güveniyorum ve kimseye diyorum yani laf dedirtmem. Bu arada açıklamalar gelmeye başladı. Daha şimdiden neler söylüyorlar neler. Mesela bu yemeklerin Türkçe karşılıkları yok mu demişler. Evet yok, internet var, bir zahmet açsınlar baksınlar. Ben de her yemeklerini bilmek zorunda değilim ki. Bu genelde yani bir sadece şey Türk mutfakına ait bir yarışma değil. Tabii ki her şeyi açık, bu program her şeyi açık olduğu için yani genelde bilmeleri gerekiyor. Supeşir çorbası için doğranan mantarlar soğanlarla birlikte kavruluyor. Rendelenen havuçlar da mantarlara ekleniyor. Kavrulan sebzelerin üzerine tuz ilave ediliyor. Keşke bademcanın son patlıcanları ters yüz edilerek kızartılıyor. Günümüzde ekonomi çok önemli, öyle değil mi? Bence ekonomi çok... Yani Gülbüz, bazı insanlar diyorlar ya para önemli değil ya. Gerçekten bir gerçek hayatı görelim. Tabii ki de önemli. Vallahi sana katılıyorum. Bence de çok önemli. Yani önemli bence. Parasız saadette güzellikte olmuyor artık. Mesela sen ayda bakıma kaç para harcıyorsun? Tam net bir bilgi veremiyorum ama... Vallahi arkadaşından öğrendiğime göre ayda 10 bin lira harcıyormuşsun. Yok yok, o kadar değil, daha. Daha mı az? Daha az. Piyazlık doğranan soğanlar sıvı yağda kavrulmaya başlıyor. Keşke bademcan bol soğanlı mı oluyor? Evet, bol soğanlı oluyor keşke bademcan. Bu arada çorbanın sebzeleri ne durumda? Çorbaya da başlıyor. Çorba hatta hazır, hemen ben şey tavuğu süzüyorum. Hazır tavuğa el atmışken olivyeyi de aradan çıkart istersen. Tavuk suyunu nerede kullanacaktın? Çorba için kullanacağım. Supeşir çorbası için kavrulan soğan, mantar ve havuçlara tavuk suyu ekleniyor. Üzerine yulaf ezmesi eklenen çorba pişmeye bırakılıyor. Olivye için haşlanan patates ve havuçlar ocaktan alınıyor. Keşke bademcan için kızartılan patlıcanlar rondoda eziliyor. Şekerle ezilen safranın üzerine sıcak su ekleniyor. Şimdi ne yapacaksın? Kabaklara geçiyorum. Tatlımı da soğutmaya bırakacağım diye hemen tatlıma... Bu bal kabaklarıyla tam olarak nasıl bir tatlı yapacaksın? Şey yapacağım. Muhallebi tarzı bir şeyler yapacağım. Salada kelem için mor ve yaz lahanasının ardından yeşillikler de bol suyla yıkanıyor. Bu yeşillikleri de salatada mı kullanacaksın? Bu yeşillikler dereotu pilav için. Evet, dereotu pilav için kullanacağım. Bunun da maydanozu da şeyde kullanacağım. Nede kullanacaksın? Maydanozu da ne diyorlar, bu çorbada kullanacağım. Haşlanmış tavuk göğüs eti bıçakla ince ince doğranıyor. Bu tavuğu nerede kullanacaksın? Tavuk, biraz bu tavuktan çorbaya ekleyeceğim. Sonra tavuğu olivye için böyle küçük küçük doğrayacağım. Sonra olivye zaten oluyor. Patatesler, havuç ve şey rondodan geçireceğim. Doğranan tavuk etleri supeşir çorbasına ekleniyor. Keşke bademcanın soğanları ocağın büyük tarafına alınarak kavrulmaya devam ediyor. Bagali polovo mahiçenin pilavı için tencereye sıcak su konulup ocakta kaynatılıyor. Şimdi ne yapıyorsun? Tavukları doğruyorum. Olivye için değil mi? Evet, olivye salat için doğruyorum tavukları. Ya ara yemekleri yeterli bulacaklar mı sence? Yeterli bence, yani çok fazla hem de çok uğraştırıcı, yani basit bir şeyler yapmadım herhalde. Ara yemekte keşke bademcanla sunulacak olivye için doğranan haşlanmış tavuk etleri kaseye alınıyor. Tavuk etlerinin üzerine haşlanmış havuçlar ve patatesler rendeleniyor. Yarışmacılar çok ağır eleştiriler yaparlarsa sinirlenir misin? Tabii ki de sinirlenirim. Yani burası bir yarışma aslında. Sinirlenirim ve bu benim doğal hakkım olarak. Çünkü yani eleştiriye açığım, yani bu eleştirme. Ama bazen insanlar yemek değil ki, farklı farklı şeyler eleştiriyor. Geçen yarışmada nasıl eleştiriler yapmışlardı mesela? Benim yüzümle ilgili çok eleştiriler yapmıştılar. Ve bence insan ilk kendine bakır. Sevda Hanım kendisi zaten botoks doluru bir insandı. Gelmiş beni eleştirdi. Evet, o kadar. Yani burası bir program. İnsanlara yüzüyle ilgili bir şey yapmamamız gerekiyor. Eğer bir insan bir şey yaptıysa kendini sevmiş yapmış. Kimseyi ilgilendirmiyor. Bu kadar. Büyükçe doğranan sarımsaklar keşke bademcanın soğanlarıyla kavruluyor. Pudinge kedu halvai tatlısı için pişen bal kabakları ocaktan alınıyor. Keşke bademcan için kavrulan soğanlara ceviz ve tereyağı ekleniyor. İran'a özel keşk peyniri de kavrulan harca ekleniyor. Müzik
keşke bademcana baharatlar ekleniyor. Kalan keşk peyniri de tavaya alınıyor. Ara yemekle sunulacak keşke bademcan nihayet hazır. Dayanamayıp keşke bademcanın tadına baktım da çok güzel olmuş. Yalnız Oğuzhan yemeklerin için neler neler söylemiş. Burada kurbağa bacağı bile yapılmış. Yani bunlar çok normal bir şey. Burası yemek değil, dünya mutfağı yapılıyor. Nasıl böyle bir şey söylenir? Sadece Türk yemekleri mi yapmak zorundayız? Allah bilir kendisi kuru fasulye yapılır. Hatta kuru fasulye değil de hemen bir şeyler atıştırmalık zeytinden falanla getirir. Peynir, zeytin öyle. Allah bilir olsa yanında kuru fasulye yanında bir soğan da kırar getirir önümüze. Süpeşir çorbasına tuz ekleniyor. Bagali polova mahiçenin yani baklalı kuzu incikli pilavın yasmin pirinçleri sıcak suda pişmeye bırakılıyor. Pudinge kedu helvai için suda haşlanan bal kabakları rondoda ezilerek püre kıvamına getiriliyor. Bu tatlı için muhallebi yapacaksın değil mi? Muhallebi yapacağım. Onu ne zaman yapacaksın peki? Hemen yapıyorum. Ay, tatlının soğuması lazım değil mi? Evet, hemen tatlıya geçiyorum. Bitti zaten. Bagali polova mahiçe için haşlanan yasmin pirinci ve kuru iç baklanın suyu süzülüyor. Kuru iç baklalı ve dereotla haşlanmış pirinçler sıvı yağ konulan tencereye alınıp üzerine tereyağı ekleniyor. Ana yemek bagali polova mahiçenin pilavı nihayet hazır. Kuzu incikler biraz daha pişmesi için ocağa alınıyor. Pudinge kedu helvai'nin muhallebisi için tencereye süt konuyor. Süpeşir çorbası da üzerine eklenen göz kararı sütle karıştırılıyor. Yemeklerin güzel oluyor mu sence? Çok da güzel şeyler yapacağım. 100 bin lira da alıp gideceğim. 100 bin lira alıp Bursa'ya dönüyorum. Öyle. Emre Bey kaç puan almış? Çok merak ediyorum. Zuhal Hanım'dan 6 puan almıştı. Ben de sandım 10 almış da o kadar iddialı konuşuyor. Yalnız sen de 5 almıştın. Ben 5 almıştım ama bu sefer öyle almayacağım diye düşünün. Bu neden bu kadar sulu oldu? Pudinge kedu helvai'nin muhallebisi için şeker sütle karıştırılıp ocağa alınıyor. Tatlı puding kadu halvayı kabaklı, kabak püreli, pudingli, çok enteresan muhallebili. Yani muhallebi mi, puding mi, kabak mı? Çok enteresan, değişik bir tatlı. Hangisinin lezzetini evrileceğiz bilmiyorum. Daha çok kabak mı, puding mi, muhallebi mi? Çok enteresan. Bu ne çorbaymış ya? Ne çok aşaması varmış meğer. Ne yok ki çorbada? O kadar zahmetli bir çorba olur mu? 3 saatlik çorba oldu. Daha ne olsun ki? Çorbada yok yok ya, daha ne olacak ki? Kendileri böyle bir çorba yapsınlar da biz de görelim. Ay, bu arada çorba kesildi galiba. Kesilmiyor, kesilmiyor. Ya kesilmiş işte. Krema açılmadı ondan, kesilmedi. Şaka ediyorum ya. Kremayı açmam gerekiyor. Yalnız o değil de pilavın sanki dibi tutmuş gibi kokuyor. Tutmuş mu? Biraz tuttu ama bu sarımsak kokusu bastıracak onu. Ay, hemen pilavı ayrı bir tencereye alıp bak bence. En azından üst kısmını kurtarmış olursun. Dibi tutmuş. Yani biraz dibi tutmuş çünkü. Dibi çok değil ama yani çok değil ya. Dibi tutmamış gibi mi geliyor? Neyse ki üst kısmını kurtardın. Şimdi ne yapacaksın? Şey yapacağım. Safran biraz buna. Sıcak suda bekletilen safran suyunun bir kısmı pilav için kaseye alınıp kalan kısmı kuzu inciklere ekleniyor. Kaseye alınan safranın üzerine pilavdan eklenerek karıştırılıyor. Tenceredeki pilavın kenarına kasedeki safranlı pilav yerleştirilip demlenmeye bırakılıyor. Ana yemekte tercih ettiği yemekleri araştırdığımda baklalı bir pilav ve yanında bir kuzu incik sanırsam böyle bir içeriğe ulaştım. Kesinlikle basit buldum. Yani tekrar söylüyorum ama yılbaşı yemeğine uygun olmamış. Bir kere basmati'den yapıyor. İkincisi baklalı pilav. Daha önce hiç denemedim, nasıl olacak bilmiyorum. Pilava baklanın yakışacağını çok sanmıyorum. Ayrıca yanında kuzu incik var. Kuzu inciği nasıl yapacak? Marine edecek mi? Sos olacak mı? Yoksa sadece haşlayıp üzerine mi koyacak?
Bakacağız, önümüze geldiğinde değerlendireceğiz ama yine kesinlikle basit ve uyumsuz olmuş. Şimdi tatlının muhallebisine mi geçtik? Evet, muhallebiye geçtim. Pilava yanlışlıkla şeker attın. Biraz üzüldüm. Üzgün müsün? Biraz üzüldüm ama toparlayacağım diye düşünüyorum. Bence bir tadına bak. Belki de düşündüğün kadar tatlı olmamıştır. Bakacağım en son. Un, tereyağı ve süt karışımı sürekli karıştırılarak kaynayan şekerli süte ekleniyor. Ve son 32 dakika. Ay! Hala Olivia'yı ve kelem salatasını yapmadın. Tatlım bittikten. Tatlının muhallebisine safran, vanilya, hazır puding tozu ve blenderla ezilmiş bal kabakları ekleniyor. Araştırdığım kadarıyla buna gül suyu koyanlar da var. Evet, gül suyu koyanlar var ama gül suyu ben getirmedim. Yani aslında bulmadım diye söyleyebilirim. İlla içinde olması gerekmiyor muydu peki? Yani özelliği değil. Özelliği değil, yani insana şey bağlı o. Ben zaten çok insan şey koymuyor. Ne koymuyor? Safran. Pudinge kedu helvayı sürekli karıştırılarak pişiriliyor. Tatlı da diğer ismini bilmiyoruz. Türkçesi puding diyor. Yani bu haftaya gidebilecek bir tatlı kesinlikle değil. Yani hele de kendimle kıyasladığım zaman kesinlikle değil. Yani yok, böyle bir menü yok yani. Çok basit kaçmış. Kuplara konularak servise hazırlanan tatlının üzeri ufaltılmış cevizlerle süsleniyor. Nihayet hazır olan pudinge kedu helvayı buzdolabında soğumaya bırakılıyor. Şimdi neye geçiyoruz? Salataya geçiyorum. Salatamızın adı neydi? Salataya kelem. Kelem salatası yani. Özelliği ince doğranması mı? Yani o insana bağlı ama çok büyük olmaması gerekiyor. Kimse rondodan geçiriyor, kimse çok ince doğruyor, kimse büyük doğruyor. Yani o da insanlara bağlı bir şey. İnce ince doğranan beyaz lahanaların ardından yine aynı şekilde doğranan mor lahana da kaseye alınıyor. Lahanaların üzerine havuç rendeleniyor. Üzerine limon sıkılan salataya elde ayıklanan nar taneleri ekleniyor. Yalnız güzel bir salata oldu. Güzel, çok güzel bir salata. Normalde nasıl besleniyorsun? Benim beslenme düzenim önceden çok iyiydi. Bu ara çok yoğun bir hayatım olduğu için artık beslenmeyi çok şey yapmıyorum, zaman ayıramıyorum. Neden bu kadar yoğunsun? Okul, iş, spor, sonra dersler, zaten çok fazla bir tempo var üzerimde. Sonra bu yarışma da oldu. Derslerimden biraz kalacağım gibi düşünüyorum. Hemen toparlamam gerekiyor. Burada da olmak istedin değil mi? Evet, tabii ki de olmak istedim. Üzerine bolca nar taneleri eklenen kelem salatasına ceviz konuluyor. Ayrı bir kasede mayonezli sos hazırlanıyor. Bu arada Sevin demiş ki, Fatemeyi daha önce izledim. Sürekli damak tadıma uymadı diyerek düşük puanlar verdi. Düşük puan vermedim. Herkese de çok iyi bir puanlar verdim. En yüksek puanlar da benden geldi. Herkesin de hakkını verdim. Ha, bir de sürekli beni kıskanıyorsunuz diyecek demiş. Zaten beni kıskanı gelmeden kıskanmaya başlamışlar herhalde. Tuzla karıştırılan mayonez, ara yemek olarak sunulacak olivye ve ana yemekle sunulacak kelem salatasına ekleniyor. Lavaşların bir kenarına olivye yerleştirilip rulo şeklinde sarıldıktan sonra kesilerek dilimleniyor. Bütün yufkalar tek tek sarılarak hazırlanıyor. Bütün yemekler nihayet bitti mi? Bitirdim. Şu artanları ne yapacaksın? Ne yiyeceğim? O zaman ben de bir tadına bakayım. Nasıl olmuş sence? Harika olmuş, çok güzel. Hadi hemen bunu da buzdolabına at. Ara sıcakta olivye yemeği var. Bunu da bilmiyorum. Patatesli, havuçlu, değişik bir yemek. Yine sanırım kendi yöresel yemeği. İlk defa tadacağım yani, çok bir yorum yapamıyorum çünkü çok enteresan bir menü. İsmen içerikler bana böyle birazcık yani gün yemekleri gibi, böyle patatesli, havuçlu, böyle çok enteresan geliyor. Çok iddialı bulamıyorum. Saygı duyuyorum kendi yöresel yemeği ama bir iddia aramak gerekirse bunun iddia neresinde çok merak ediyorum açıkçası. Son bir dakika. Ay, şunları da hemen bulaşık makinesine koy hadi. Giyinmeye gitmek için çok az vaktin kaldı. Hadi çabuk çabuk. Eyvahlar olsun, son 10, 9. Tezgahı da sil hadi. Ve... Nihayet başardın. Gidiyorum. Koş Fateme, koş.
Müzik